Biri bitmeden biri başlıyor ya. Sayın Cumhurbaşkanı'nın son zamanda bütün söyledikleri yanlış. Bütün söyledikleri yanlış. Zaten aklı çelimi müsait cahil insanların. Bizler, aydın insanlar, yeterince aydınlatamıyoruz bu halkı. Bu arada PKK'ya da geçmiş olsun. Şeriatı konuşuyorlar yahu. Türkiye'de yurttaşlık bilincine erişmiş insan sayısı aslında %25'i, %30'u geçmez diye düşünüyorum. Diğerleri hala 600 küsur yıllık bir imparatorluktan gelen bir kulluk. Başımızda bir sultan var. O sultan bize ulufe dağıtırsa alırız, ulufe dağıtmaz, kellemizi alırsa da razıyızdır zihniyetini hala devam ettiriyor. Ve bu zihniyet değişmedikçe, bizim sözümüze kulak vermedikçe, ki o söze artık kulak verecek insan da kalmadı. Çünkü biz 3000 kelimeyle konuşuyoruz ortalama, o insanlar 100 kelimeyle konuşuyor. Yani bizim söylediklerimizi de aslında anlamıyorlar. Eğitim sistemi de 20 yıldan beri çökertildi AKP tarafından. O eğitim sisteminin çökertilmesi çoğunluğu IQ'leri çok yüksek olmayan ve alt tabakayı teşkil eden, aslında çoğunluk alan insanlarımızın çok zavallı koşullarda, insanlık adına çok zavallı koşullarda hayatlarını devam ettirmesine neden oluyor. Evet, bunun nedeni yurttaşlık bilincine ve yurttaşlık haklarına sahip çıkamayan insanlarımızdır. Cehennemin varlığını sorgulamayacaksın. Sen ne derse yapılacaksın. Sen ensene vurulunca ağzındaki ekmeği bırakacaksın. Eğitimiyle yaratılmış, ne yazık ki dediğim gibi kulluk zihniyetini devam ettiren bir tabakadır. Burada Türkiye'nin 2023 seçimleri kaybedilecek olursa isminin değiştirileceği şeriat devletinin ilk hazırlıkları yapılıyor. Ve bu şeriat devletinde hangi koşullarda kimlerin söz sahibi olacağı da bu toplantılardan belli. Yani Sadat'ın biliyorsunuz Asrika konferansları bitti, bunlar başladı. Hepsini birlikte düşünmek lazım. Yani Asrika, hani Asya, Afrika, Müslüman Devletler Konfederasyonu, başkent İstanbul, dil Arapça, bayrak bambaşka, biliyoruz bu projeyi. Bu proje aslında böyle hani halk tepki gösterince güya işte durmuş gibi oluyor. Sonra başka bir yerden pırtlıyor. İşte bu pırtlayanlardan bir tanesi. Tam yedincisi yapılıyor bu toplantının. Bu İttihadül Ulema dedikleri, Türkçesi Alimler ve Medreseler Birliği, bugün Türkiye'de böyle bir toplantıyı yapıyorlar. Ve Türkiye'nin ileride şeriat devleti olduktan sonra Kürtlerin sünnileştirilmesi ve Kürtlere yönelik Kürdistan'ın şeriatla tanışması için hazırlık yapılıyor burada. Bir kere zavallı yani Türkler bitti, zavallı Kürtlere geldik sıra, laik Kürtler bitti. Kürt dinci terörü. Bu arada PKK'ya da geçmiş olsun. Kürt dinci terörü. Bu arada PKK'ya da geçmiş olsun. Amerika bir canavar yarattığı veya bulduğu bir canavarı kendi kullanmaya başladığı zaman mutlaka o canavarın bir de avatarını yaratır. Ve bu eli kanlı katiller Afganistan'da Taliban'ı getirtiyorlar. Şeriatı konuşuyorlar yahu. Yani şaka gibi. Bu örgütlerin ve bu adamların bir kere Türkiye'de olması suç. Türkiye'de böyle bir toplantının yapılması suç. Bir devlet için tehlike bu. Şu anda AKP iktidarı bu katillerin, bu toplantıları, bu konferansları, bu bağnazlıkta, bu ortaçağ katilleri ya, ortaçağ engizisyon mollaları bunlar. Bu İslamiyet'teki engizisyon mollalarını bu şekilde konuşmasına müsaade ederek aslında devletin parçalanmasına yol açıyor. Devletin parçalanmasını hazırlıyor.
Tıpkı Sadat'ın o yarı akıllı, yarı akıllı diyeyim, Afrika Konfederasyonu, başkent İstanbul safsatası gibi. Tarih geriye doğru ilerlemez. Eğer siz Türkiye gibi laiklikten geçmiş, laikliği bitirdiler ya, laiklikten geçmiş, her şeye rağmen yurttaşlık bilincinin %25'te bile olsa filiz verdiği bir yerde Orta Çağ'ı geri getirmeye kalkarsanız, Orta Çağ'ı geri getiremezsiniz ama o devleti parçalatabilirsiniz. Çünkü Türkiye, kaçıncı kez tekrarlıyorum, sevgili izleyicilerim affedecektir. O kadar önemli ki. Türkiye, İran olmaz. Burada İslamiyet yoz, yozlaştırılmış İslamiyet kullanılıyor. İran'da İslamiyet yozlaştırılmamıştı. Onlar ne yaptıklarını iyi biliyorlardı. Burada yozlaşmaya alet ediliyor İslamiyet. İran'dan beter olur diyorum. İran'dan beter olur. İran da parçalanacak ama Türkiye daha çabuk parçalanır. Türkiye daha çabuk parçalanır. Ve AKP iktidarını uyarıyorum. AKP iktidarının içinde de aklı başında insanlar olduğunu biliyorum. Eğer bu tür İttihadül Ulema diye katilleri oradan buradan Türkiye'ye sokup, üstelik konferanslar, şeriat Türkiye'si üzerine konferanslar ve planlar yaptıracak olurlarsa, eğer Sadat'ın işte Adnancı, Mehdi'ci, Adnan Tanrıverdisi'ni sevdiği Asga tipi konferanslarla insanların aklını çelecek olurlarsa, zaten aklı çelimeye müsait cahil insanların, bu ülkeye büyük bir kötülükleri dokunur. Ellerinde onların da sömüreceği ülke kalmaz. Şu kadarcık bir şey bile bırakmazlar. Türkiye parçalanır. Buradan yetkilileri uyarıyorum. Saçmalamasınlar. Fransa'ya gitse tutuklanacak adamlar bunlar. İngiltere'ye gitse tutuklanacak adamlar. Belçika'da, İtalya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Almanya'da, medeni, uygar dediğimiz bütün ülkelere gitseler tutuklanacak adamlar bunlar. Laf deyip geçmeyin. Bu ifade özgürlüğü değil. İfade özgürlüğü işte bu programlar olmalı. İfade özgürlüğü Türkiye'yi savunan basının, medyanın, insanların, düzgün insanların ifade özgürlüğü olmalı. İktidarı, muhalefeti eleştirme özgürlüğü olmalı. Biri bitmeden biri başlıyor ya.